Bu hafta harika bir ay tutulması bizi bekliyor. Üstelik önümüzdeki sürecin tek tutulması da değil bu. Belki bugün biraz e, Nisan'ın ilk haftası gerçekleşecek güneş tutulmasına da dair de tüyo alırız sevgili Öner Döşer'den. Öner Bey neler bekliyor bizi tutulma deyince biraz korkuyoruz malum. Şimdi tabii tutulmalar e, hayatımızda önemli değişikliklere işaret eder. Hep şöyle tarif edilir bir joker kart çekmek gibi adeta sizin yön değiştirmenize sebep olan hı hı. bir takım ani gelişen olayları anlatır. Bu pozitif de olabilir, Tabii. negatif de olabilir. Hani bazı böyle aile oyunları vardı eskiden. Evet, evet. Bir kodese yere gelirdiniz, evet. Bir kart çekersiniz, kodese git çıkar, Veyahut işte şuradan geç bütün yarışmacılardan evet. para al, evet, güzellik evet. yarışmasında birinci oldun para al falan gibi böyle iyi veya problemli şeyler çıkardı. Değiştiricidir tutulmalar. Şimdi Değiştiricidir. biz tutulma mevsimine geldik. Tutulmaların mevsimi derken şunu kastediyoruz. 25 Mart'ta bir ay tutulması, 8 Nisan'da bir güneş tutulması bunlar ikili bir takım. Hı hı. Bunun tam karşısında hı hı. sonbaharda bir ay ve bir güneş tutulması yaşayacağız. Hı hı. Ee, yaşayacağımız ay tutulması balık burcunda olacak. Güneş tutulması terazi burcunda olacak. Dolayısıyla bu yıl dört tane tutulma deneyimleyeceğiz. Şu anda ilk tutulma mevsimine Geldim. giriyoruz. 25 Mart'ta gerçekleşecek ay, ay tutulmasıyla birlikte. Hangi konuları, hangi ülkeleri, hangi isimleri etkileyecek peki? O kadar çok var ki. Öyle yani mi? burada aslında biraz değinmeye çalışacağız ama. Şöyle biz dünya astrolojisinde hı hı. E, ülkelerin astroloji haritaları üzerinden de değerlendirme yapıyoruz. Bir de belli burçlar kapsamına giren ülkeler var. Hı hı. Ben bu konuda... Şu astrolojide güneş ve ay tutulmaları kitabımdan biraz bilgi alacağım. Çünkü hepsini ezberlemek gerçekten çok zor. Ülkeler, bölgeler ve şehirler olarak baktığımızda terazi burcu kapsamına giren ülkeler arasında bazılarını sayıyorum. Mesela Çin. Mesela Hindistan'ın özellikle kuzey bölgeleri. Bu tutunma zaten hatlarına, iz düşümlerine baktığımız zaman da o bölgeleri etkiliyor. Hem Çin. Terazi Burcu kapsamına giren ülkeler arasında hem de astroloji haritasında Güneş Terazi Burcu'nda yani Çin'i çok ilgilendiriyor mesela. Bunun yanı sıra biraz daha Avusturya, Arjantin gibi ülkelerinde daha fazla etkileneceğini bazı alimlere göre de Avustralya ve Kore bölgelerinde de etkileneceğini söyleyebiliriz. Tabii özellikle Arjantin deyince işte Javier Milei aklımıza geliyor ve kendi de Terazi Burcu'ndan. Lider olarak baktığımızda İsrail Başbakanı e, Benjamin Netanyahu aklımıza geliyor, e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aklımıza geliyor. Terazi Burcu'nda çok sayıda gezegenleri olan kişiler bunlar. Tabii içinde bulunduğumuz dönemi etkileyen önemli aktörler. E, pozitif, negatif ben hani herhangi bir e, yorum yapmadan bir objektif bilgi veriyorum şu anda. E, bir taraftan bakıyorsunuz Arjantin'in. Özellikle ekonomik anlamda çehresini değiştirmeye çalışan ve burada ilginç yöntemler deneyen bir devlet başkanından bahsediyoruz. Bir tarafta şu anda dünyanın çok dikkate aldığı bir Rusya devlet başkanından bahsediyoruz. Bir tarafta da dünyanın ilgisini üstüne çeken pek tabii ki öfkesini de diyebileceğimiz Benjamin Netanyahu'yu görüyoruz. Şimdi burada tabii şunu da söylemek lazım. Terazi vücu ile alakalı. Aslında iyi kullanımında kazan kazan yaratmakla alakalı. Yani hem sen kazan Hı -hı. hem ben kazanayım. Daha doğrusu müzakere etmekle alakalı. Hı -hı. Otururuz, bir toplantı yaparız, her ikimizin de avantaj sağlayabileceği Hı -hı. noktaları tespit ederiz. Biraz ben veririm, biraz siz verirsiniz, bir orta noktada buluşuruz. Bu tam terazi. Hı -hı. Ama eğer birimiz kendi tarafına daha fazla yontmaya kalkışırsa bu dengeyi bozar. Hı -hı. İşte. Terazi burcundaki ay tutulmaları da bu yüzden dengeyi bozuyor. Çünkü tutulma bir stres belirtir. Bu ay tutulması bir dolunay aynı zamanda. Yani ay güneş karşıtlığında oluyor. Hı hı. Hı hı. Bir tahtaravalli gibi yani bir tarafta ay bir tarafta güneş olduğunu düşünürseniz ve dolunayda ay tabak gibi yani hı hı. E, güneş gibi adeta ben de senin gibiyim diyen sanki Ona e, mı? bir erkeğe kafa tutan bir kadın gibi yani hı hı hı. yerden bakışla Güneş ve ay Yaklaşık aynı büyüklükte gözükebiliyor dolunaylarda. E, ve böylesi dönemlerde pek tabii ki bizler biraz daha gergin hissediyoruz. E, bunun... Herkesin birbirine bir kafa tutması geliyor değil mi? Evet yani burada <laughs> aslında... meydan okuyası yani meydan şöyle bir okuma. diklenesi geliyor herkese. Çok doğru. Şimdi terazi ve koç burçları astrolojide ilişkiler eksenini belirtir. Hı hı. Terazi sen tarafındadır. Koç ben tarafındadır. Güneş koç burcunda... Ay da terazi burcundayken bir dolunay ve ay tutulması olduğunda bu sen ben çekişmesini senin dediğimi olacak, benim, benim dediğimi olacak ya da kibarlık gösterip eh senin dediğin olsun diyen tarafa karşın bunu su edip ben tarafına egoyu çok şişiren bir karşı taraf ortaya çıkabilir. Olabilir, evet. Bununla ilgili bir yine bölüm okumak istiyorum Tabii, bu kitaptan tutulmaların dekanları var her burcun 30 derecelik alanın ilk 10, ikinci 10, üçüncü 10'luk dekanları vardır. Yani hı hı. sıfırla 10 derece arası birinci dekandır. Hı hı. Terazideki ay tutulması birinci dekana denk geliyor. Hı hı. Çünkü 5 derece terazi burcu hı hı. ilk dekanın içerisine i̇lk denk de. düşüyor. Hı hı. Şimdi burada eski alimlerden William Dilly İngiliz ve Raphael'in görüşlerini belirteceğim. Hı hı. William Dilly diyor ki havayı bozar yani kötü hava hı hı. şartları salgınlara neden olur hı hı. ve gençliği Amaçsızlar. çok yanlış oku. özür dilerim düzeltiyorum ee, ay tutulmasını okuyacağım yanlış yerden girdim ay tutulması birinci dekanı şiddetli yağış kötü hava koşulları ve fırtınalara getirir hı hı. ve yine Rafa ile göre de şiddetli fırtınalara yol açar o zaman demek ki bizim ayrıca hani terazi burcu kapsamında e, olayları zaten bahsedeceğiz ama demek ki hava koşullarına hı hı. dikkat etmemiz gerekiyor geçen hafta Mevsim giriş haritasından evet, bahsettik. Evet. İlkbahar'ın astroloji haritasını ve burada yağışlı hava koşullarından bahsettik. Ee, Ani burada... su baskınlarından, evet, yağışlardan daha. bahsettik. Hatırlatalım o evet, halde. Haritalarımız var. Bakalım. İsterseniz haritalar eşliğinde konuşalım. Bakalım bu tutulma haritada bize neler gösterecek. Şimdi tutulmanın iz düşümlerine baktığımızda özellikle bize yakın bölgeyi yine esas aldım şu güneşin tepe noktasına denk düştüğü ve ayında ayak ucuna denk düştüğü yer bilhassa biraz evvel aslında bahsettiğimiz Hindistan. Hindistan tarafına etkiliyor. Hindistan bu dönemde ekonomik olarak da biraz atakta. Yani dünyanın en iyi ekonomileri arasında artık bildiğim kadarıyla ilk beş civarında dolanıp duruyor. Ya da e, yanlış yerini söylemeyeyim ama ekonomisi iyiye gidiyor. Hatta bu yıl Hindistan'da özellikle mücevher alışverişlerinin çok arttığını, fiyatların bu yönde enteresan bir noktaya geldiğini de söyleyebiliriz. Tabii bir diğer taraftan bölge olarak baktığımızda yine aslında Çin'in de yukarıya çıktığımız zaman etkilendiği ve Çin Asya Haritası'nda etkilendiği bir yer. Bu tutulma esnasında terazi burcunda ve koç burcunda gezegenler karşıt yaptığı için bu politik olarak kabul ettiremediğimi biraz daha güç kullanarak kabul ettirebilirim tarafına kayabilecek bir güneş ay tutulması. 8 Nisan'daki güneş tutulması daha da böyle. Dolayısıyla güç çekişmeleri var. Çin'in çok dikkat çekeceği, bazı belki hareketler yapacağı tatbikatlar olabilir. Bu dönemde Çin'e bir odaklanacağız. Bir diğer taraftan bizim bulunduğumuz bölgede özellikle Mars tepe noktası çakışması bizim biraz daha aslında geçen haftaki mevsim giriş haritasındaki iz düşümüne benzer bir alanda. Yine Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan İran'ın da üzerinden geçiyor. Irak'ın da üzerinden geçiyor. Suudi Arabistan'a yöneliyor. Bu bölge üzerine iz düştüğü için tabii bizi de ilgilendiriyor. Birazdan e, astroloji haritasında da göreceğiz. Bizi özellikle askeri konular bakımından çok ilgilendiren bir dönem. E, şuradaki son olarak... Plüton'un tepe noktasıyla çakıştığı, hatta Avrupa üzerinden geçiyor. Hı hı. Bu da Vladimir Putin'den bahsettik. Evet. Avrupa üzerindeki baskısının devam edeceğini hı hı. ve NATO ile ilişkilerin iyice ne geleceğini düşündüğümüz bir dönemdeyiz bu arada astrolojik bir, olarak. E, gerilim yine ön plana çıkabilir yani. Evet, çok daha artacağını düşünüyorum. Bir sonraki haritamıza bakabiliriz. Bu haritamızda evet 25 Mart'ta ay tutulması dedik zaten. Bu ay tutulması haritası 5 derece terazi hı hı. burcunda. Hı hı. Güney Ay düğümü şu atlanla benzeyen şey onun tarafında oluyor. Güney Ay düğümü geçmişten getirdiğimiz şeyleri anlatır. Karmik, geçmişten taşıdığımız temalarla alakalıdır. Bu Dolunay, Ay tutulması bir nevi hesaplaşma dönemini anlatıyor. Yani geçmişin hesaplaşması, geçmişten getirilen şeylerin ödeştirilmesi adeta. Bir diğer tarafında biraz egoyu geri çekip karşı tarafa da fırsat vermeyi tavsiye ediyor. Çünkü bu dönemde egolar çok şişkin olacak. Yani bu bize neyi anlatıyor? Özellikle 8 Nisan'daki güneş tutulmasına da biraz tüyo verelim demiştik ya. Orada biz böyle haddimizi aşabiliriz, kendimize aşırı güven sergileyebiliriz, egomuzu çok şişkin bir şekilde kullanabiliriz. Yani bazen böyle her şeyi yaparım, ben şuyum sen kimsin dediğimiz zamanlar vardır ya. Ee, bu dönemde bize diyor ki biraz egonu geri çek, hı hı. karşı tarafın ihtiyaçlarını gör. Hı hı. Sen de kazan, o, o da, da kazansın. kazansın. Bu denge içerisine git. Bunu keşke herkes uygulayabilse ama bu değil. Umarım. Ee, 28 Mart'ta Venüs ve Uranüs arasındaki 60'lık uyumlu açı etkinleşiyor. Bu da bize aslında ilişkilerde sürpriz, güzel gelişmelere açık olabileceğimiz bir tarihi veriyor. Yani... Biraz daha sevdiğimize sürprizler yapalım, hı hı. değişiklikler hı hı. yapalım, birlikte değişiklikler hı hı. yapalım diyebileceğimiz zamanlar 28 Mart civarında. Ama genel anlamda terazi burcunda ay tutulması ilişkilerde gerginliği işaret eder. Onu da antiparantez belirtelim. Ve burada hemen onu da söyleyeyim. Tutulmanın yöneticisi olan Venüs Akernar yıldızıyla birleşiyor. Hı hı. Bu su baskınlarına, hı hı. E, sel afetlerine dikkat çeker. Biz de dolayısıyla bir kez daha dikkat çekiyoruz. Ülkeleri temin e, sayarken iki ülke haritası çok dikkat çekiyor bu terazi burcundaki aytunması. ABD astroloji haritasının tepe noktasına denk düşüyor. Başkan, başkanlık sistemi, hı hı hı. bütün bu temalarla ilgili bir şeyler politik olarak patlak hı. verecek diyor. Hı. Takip eden 6 ayı anlatıyor bu harita. Tabi böyle bir 3-5 günlük değil ama tahmin ediyorum Nisan-Mayıs ayları özellikle Joe Biden açısından çok enteresan olacak. Bir de İngiltere Astroloji Haritası'nın halkı temsil eden yükselen burç derecesine denk düşüyor terazide. Hmm. E, bu da halkla ilgili konularda böyle hmm. biraz serzeniş, biraz hmm. sıkıntı. Hmm. E, Protestolar gibi. Yani protesto halkı gibi. endişelendiren durumlar hmm. olabileceğini hmm. düşündürüyor. Şimdi bize gelelim. Gelelim. Bir sonraki yani çok haritamız. çok merak ettiğimiz elbette. Türkiye için çok çok önemli. Çünkü 5 derece terazi burcundaki bu ay tutulması. Türkiye astroloji haritasının dip noktasında olan 7 derece terazideki Mars'ın üzerinde oluyor. Şimdi haritayı burada görüyoruz. Yani neden askeri konular diye son birkaç yayındır söylüyoruz. Neden özellikle Irak'ın kuzeyi, Suriye o bölgelere bir operasyon olasılığını hep söylüyoruz. Çünkü Mars bizim askeri güvenlik ve askeri aynı zamanda operasyonlarımızla da alakalı ve bu dönemde aktif olacağından dolayı Özellikle o bölgede daha aktif askeri anlamda e, inisiyatif alacağımız bir zaman. Ama aynı zamanda yine geçen haftaki yayınlarımızda bahsettiğimiz Yunanistan astroloji haritası, hı hı. Türkiye astroloji haritası üst üste konulduğunda bu ay tutulmasının bu ikili haritayı tetiklediğini görüyoruz. Evet. Demek ki bu tutulma sonrası belki hı hı. biraz öncesinden başlayarak ama 25 Mart sonrası Nisan ayına da yansıyacak şekilde Ege'de Türkiye Yunanistan ısınabilir evet. Ege'de Bilesiz sular taabelle. gene biraz ısınabilir Aha. Aha. politik açıdan belki yani hani bir taraftan işte Yunanistan'a arka çıkan Hı -hı. ülkeler var Hı -hı. işte Hı -hı. bize de arka çıkan ülkeler de daha sınırlı sayıda olsa da var Hı -hı. burada Demek ki bir enteresan politik bir durum da devreye girebilir ama bir taraftan da bir güç gövde gösterisi işin içerisinde olacak diye düşünüyorum Tabii bu bizim özellikle ülke olarak çok dikkat çekeceğimiz bir sürece de işaret ediyor. Yani daha fazla hı hı. uluslararası arenada... ...önemseneceğimiz diyeyim, boy göstereceğimiz Çok diyeyim... ...insiyatif almamız gereken... Burada şu anahtara benzer işaret... Hı hı. ...kiron. Ee, İngilizce'de kayron diye okunuyor. Bazıları bunu şiron diye okuyor. Ee, doğum haritamızdaki, yani kuruluş haritamızdaki... ...18 dereceye gelmiş durumda. Kiron yaralı şifacıyı anlatıyor. Yani aslında... Liderlik ve liderler konusundaki yaralarımızın hı hı. çok depreşeceği bir zaman dilimi. Nasıl yönetildiğimiz, hı hı. liderlerimiz, liderlerimizin ne yönde inisiyatif aldığı. Bunu çok sorgulayacağız. Tam da yerel seçimler üzeri bepek pek tabii ki sonrasında da. Ee, burada e, yani tabii Koçburcu'nun ana temasında dürüstlük, dobralık vardır. Hı hı. Umarım yine yerel seçimlerle ilgili... Hani dürüst, dobra, hakkaniyetli bir hı hı. seçim süreci ve sonrasını hı hı. yaşarız. Hı hı. E, ama burada bir yara alma hı hı. E, ve yönetici figürleriyle ilgili özellikle bir e, ne diyelim? Hani bu ne kadar e, hakkaniyetli, ne kadar doğru, ne ha. kadar dürüst adil. yöneticilik. Hı hı. Evet, adil yöneticilik olduğunun sorgulanacağı bir dönem. Aa, çok enteresan. Bu söylediklerinizden epey not aldım e, ben de. Peki şunu sorsam Öner Bey. Evet. Sevdiğim bir bakış açısıdır benim. Bir şeyler kaçınılmazsa ondan en az etkilenmeye çalışmak veya onu lehimize döndürmeye çalışmak da bizim aslında kendi irademizle yapabileceğimiz belki de tek şey. Tabii ki. Yani eğer etkilendiğimize inanıyorsak, kimisi inanmıyor çünkü bu programı izleyenler zaten etkilendiğine hem kişisel haritasının hem Türkiye ve Dünya haritasının, bu gökyüzünde yaşananlardan etkilendiğine inananlar. Şimdi bizim tutulmadan kaçınma şansımız yok. Bir mağaraya bile girsek ne oluyorsa oluyor zaten. Bu enerji alıyoruz. Evet. O zaman biz bu tutulma kaçınılmazsa madem bundan daha az etkilenmek için veya olumlu etkilenmek için ne yapabiliriz? Şimdi bu tutulma terazi burcunda olduğu için ve ay düğümünün yanında olduğu için az evvel söylediğim gibi başkalarının gözünden de bakabilmek, hı, hı. yeri geldiğinde nezaket ve eşitlikçi davranmak Ama şundan da uzak durmak Kendini ezdirmemek Haklarını ezdirmemek hı hı. Haklarını da korumak hı hı. Yani sen varsan ben de varım ben de Senin evet. hakların evet, varsa evet. benim de haklarım var evet, evet. Dolayısıyla dengeye gelmeye çalışmak Yani bu dengenin bozulacağı bir zaman dilimi Dolayısıyla dengeye gelmeye Dengeler çalışacak Dengelerin alt olacağı bir zaman dilimi Tabi denge denince vücudumuzda bel bölgesi akla evet. geliyor. Vücudun orta noktası. Yani terazi burçların en ortasıdır. E, vücutta da bel bölgesi vücudun orta noktasıdır. Evet, evet. Çok önemli bir yerdir. Çünkü hani belini doğrultmak derler Tabii. mesela. E, bu manada e, umarım belimizi doğrulturuz tabi o da ayrı mesele. E, bu manada da bel böbrekler bölgesi bu dönemde çok hassas olacak. Bunu biraz kollayalım. Bel bölgesi hassas olanları uyaralım. Biraz bel güçlendirici çalışmalar olabilir Hı. bu dönemde. Hı. Böbreklerle ilgili sıkıntıları olan. Çünkü tutulma terazi burcunda olduğu için yöneticisi Venüs Balık burcunda, asa kuvvetli olduğu bir yerde maneviyata çok Hı. dem vuruyor. Yani biraz evvel söylediğiniz sorunun cevabı. Dünyevi olaylarla başa çıkamadığımız noktada maneviyata biraz Hı. müracaat Hı. etmemiz Hı. bir de şunu gösteriyor. Herhangi bir konuda eğer karar merci değilsek yani o işin içerisinde inisiyatif alma şansımız yoksa o zaman kabulleniş ee, ve mümkün mertebe akışta kalmak. Yani direnmemek. Direnmemek, olanı, evet. Mi? Direnmemek. Yani insanlar da bunu yanlış anlamasın. Pek tabii ki hak aramam tabii. demiyoruz. Biz pasifiz olmaktan bahsetmiyoruz. Kesinlikle. Burada. Ama bu böylesi bir dönemde demek ki bu olması gerekiyormuş diyebilmek. Evet. Çünkü kader denilen bir sistem var. Evet. Biz bunu içerse belli bir ölçüye kadar inisiyatif alabiliyoruz, karar evet. verici olabiliyoruz. Evet. Ne olması gerekiyorsa bunlar oluyor. Bizim seçimlerimiz çok önemli olmakla beraber nihai kararı biz vermiyoruz. vermiyoruz Dolayısıyla belki bu noktada hani Ramazanda olduğumuz bu günler maneviyatımızla daha yüksek olduğu için hayırlısı neyse olsun diyebilmek. Evet. O denge içerse belki de en güzel çözüm yolu bu. Yıllar önce okudum. Çok hoşuma gitti. Ee, Öner Bey sizinle de paylaşayım. Çünkü gerçekten sizlerle, sizinle program yaptıkça astrolojinin aslında e, tasavvufla ve kadim bilgiyle ne kadar hemhal olduğunu, e, nasıl aynı yolu aslında yürüdüğünü daha çok görüyorum ben de. E, mutlulukla ilgili e, birkaç şey okuduğumda, e, mutluluk aslında bir e, 20. yüzyıl kavramı. Yani Türkçe açısından baktığımızda böyle en azından ve zorlama bir kavram. Bizim kader anlayışımızda e, her şey dilde başlıyor ya. Bizim evet. kader anlayışımızda esas olan bahtiyar olmak. Evet. Baht Hı -hı. kader Hı -hı. yar arkadaş demek. Evet. Yani kaderiyle arkadaş olabilmek aslında insanın kaderiyle şöyle bir el sıkışabilmesi, kol kola yürüyebilmesi esas mutluluk orada. Doğru. Ve biz burada herhalde ne kadarını değiştirebiliyorum, ne kadarını değiştiremiyorum, bu benden bağımsız. Benim çabam bir yere kadar idrakına varırsak, bence o kadar hızlı yol alıyoruz. Ne dersin? Çok doğru. Bu dediğiniz kadere rıza. Ee, yani aslında doğum haritalarımızda da bunu görüyoruz. Yani bir yerde e, beklenen oluyor aslında. E, kişilerin başına pozitif veya negatif gelen olayları biz onların haritalarında bulduğumuza göre aslında beklenen oluyor. Evet. Tabii ki bizim seçimlerimiz çok önemli çünkü biz imtihandayız. Dünya bir imtihan sahası. Önemli olan bu imtihanlara nasıl tepki verdiğimiz. Evet, Sonucu evet. değiştiremeyebiliriz ama evet. bizim tepkilerimiz puanlanıyor diyelim. Evet, evet, bu manada evet. nasıl tepki verdiğimize dikkat edelim. Başkalarının gözünden bakabilelim. Ee, ve hem terazlay tutulması hem Venüs Balık burcunda hani diyor ki, e, yeri geldiğinde karşı tarafa olduğu gibi kabul etme orgununu göster. Evet. Demek ki beklentin bu kadar olmalı. Beklentini abartma ve olduğu gibi kabul et ya da Venüs'ün Balık burcundaki en güzel mesajı seni olduğun gibi seviyorum diyebilmek. Kendimizi de, değil mi? Çok doğru. Çok doğru. Bazen kendimizi de çok zorluyoruz. Geçen gün ben bunu bir arkadaşıma söyledim. Böyle bir gönül meselesiyle ilgili e, biraz dertliydi. Ya ona da kıyamıyorum gibi bir şey söyledi. Hmm. Dedim ki ama yani arada bir de kendine de kıyamıyorum de. Yani Kendine de haksızlık etmemeli insan. Kendini de sevmeli. Çabasını sevmeli evet. en azından. Tam da bu tutunmanın verdiği mesaj işte. Hani az evvel söylediğimiz gibi terazi burcu. Hani sen varsan ben de varım. Evet. Dolayısıyla seni kolluyorsam kendimi de kollamalıyım. kollamalıyım. Seni evet. seviyorsam kendimi de evet. seveyim evet. mesajı. Evet. Çok doğru. Ve madem terazi burcunda bir tutulmadan bahsediyoruz. Kişisel bakımımızı ihmal etmeyelim. Evet. Hani her dönemde. Yani Ramazan diye kendimizden geçecek halimiz yok. İşte bir yerlerde savaş oluyor vesaire diye ya da politik karmaşa, ekonomik zorluklar. Yani illa dünya para harcamak gerekmiyor ama evet, evet, bir bakım ne olduğunda insan evet. aynaya baktığında evet, gördüğü doğru. şeyden çok daha memnun oluyor. Evet motivasyonumuzu bir de yükseltiyor bunlar. Evet. Ee, dediğiniz gibi yani dünyada herhangi bir anda savaş olmadığı yüzyıllardır olmadı evet, doğru. bizim gözümüzün görmediği her yerler bir sürü yerde evet. e, yüzyıllardır savaş var e, kişisel bakımımızı sağlığımızı çok e, takip etmek yani dünyada iyice kötü bir yer oldu deyip e, boş vermemek aslında belki Tabii. de en zor sınav En doğrusu biz hangi dönemde doğmamız gerekiyorsa. Nerede doğmamız gerekiyorsa biz oradayız. Buna emin olalım. Ben falanca evde doğsaydım, falanca gibi olsaydım falan. Bunları bir kenara koyalım. Biz Bizim bugün burada olmamız mı gerekiyordu? Kesinlikle. Bütün bunların hepsi büyük bir sistemin parçası ve onun bir sahibi var. Dolayısıyla buna iman ettiğinizde, bunu hı hı. idrak ettiğinizde zaten kendini suçlama aşamasını da geçmiş oluyorsunuz. Çünkü kendini suçlamak. Hani nasıl yaparım? Aha. Ben böyle bir hatayı nasıl... Kendimizi Aslında... suçlamaktan ziyade son bir soru olsun. Yönetmenimden Hı. de bir dakika süre isteyeceğim. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz çünkü. Kendimizi suçlamaktan ziyade kendimizi çok etkisiz hissediyoruz. Evet. Yani özellikle Türkiye'de yaşananlar karşısında. Doğru. Ya işte keşke başka bir yerde de olsaydım. Ya keşke ben de 10 sene önce gitseydim vesaire diyen çok var. Evet. Bizim şu an tam da burada mı olmamız gerekiyor? Çok doğru. Olduğumuz yeri bulunduğumuz şekli şimali ne kadar seversek bu dünyada o mutluluk dediğimiz şeyi aslında o kadar e, yakın oluruz ve son bir söz benden de doğum haritamız bizden neyi istiyorsa neyi bekliyorsa onu gerçekleştirmemiz bizi mutlu eden şey evet. yani gidip de başkaları gibi olmak değil evet. ve iyisiyle kötüsüyle evet. e, nelerle karşılaşıyoruz nelerle karşılaşmamız gerekiyor ki bunlarla karşılaşıyoruz ama en önemlisi bakın sonucu değiştiremesek de evet. bizim nasıl tepki verdiğimiz. Evet. Bu yüzden benim bir makalem vardı. Yani internetten bulabilirse izleyicilerimiz okusun. Etki tepki mekanizması ve astroloji haritamız. Orada bir en azından bir buna yönelik bilgileri bulabilecekler. Harika. En güzel yolculuk da insanın kendi içine yaptığı yolculuk. Bunlar Çok da doğru. vesile aslında. Tutulmalar, döngüler... E, astroloji haritasındaki tüm e, işaretler kendimizi tanımamız, keşfetmemiz için e, birer vesile. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür ederim. Öner Bey. E, güzel bir hafta sonu olsun, güzel bir hafta olsun. E, 31 Mart seçimleri dolayısıyla önümüzdeki hafta gökyüzü sohbetleri olmayacak. Bir sonraki hafta Nisan ayının ilk haftasında görüşmek üzere, hoşçakalın.